Bu siyah taş sadece o firavunların ülkesinde oluyor. Bunlar biliyorsunuz okuyunca bazı şeyleri şey yaparız. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma'nın hayatı boyunca dünyanın dört bir yanından topladığı on binlerce kitabı Siirt Üniversitesi'ne bağışlaması ile oluşan kütüphane açıldı. Kütüphanenin yanı sıra Profesör Doktor Sırma'ya katıldığı konferans, çalıştay ve benzeri etkinliklerde kendisine verilen plaket, başarı ve benzeri ödüllerle kullandığı bazı eşyaların da yer aldığı müzede açılışı yapıldı. İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılan müze ve kütüphanenin açılış töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Nihat Şındak, Profesör Doktor Sırma'nın 7 yıl boyunca kendi üniversitelerinde hizmet verdiğini belirterek bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu müstesna günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sene 2013 Siirt'e ilk gelişim, sonra 2014'lere doğru böyle konuşuluyor işte İhsan Hoca var falan, İhsan Hoca. Dedim İhsan Hoca kim? Dedi ki İhsan Süreyya. Dedim İhsan Süreyya Sırma Hoca mı? Evet, yok canım dedim falan. Dediler ki ciddi buralarda gelecek yani, o da derse gelecek. Yani böyle bir şaşkınlığı yaşarken bir gün eski eğitim fakültesinin orada bir dekanlık odası vardı. Ben de orada acizane dekanlık yaparken bir baktım, bir anda biri giriş yaptı. Yani öyle gelecekler, karşılayın, böyle bir şey yok. Bir baktım, yani şaka mıdır bu, İhsan Süreyya Hoca mıdır? Bizim gençliğimizin kahramanı, Siirtli, Siirt'in yetiştirdiği ve hakikaten ülkemiz için çok önemli bir değer. Ve karşımda, yani onun mutluluğunu şu an anlatmam tabii mümkün değil. Ben hakikaten büyülenmiştim adeta. Bugün tabii o günden bugüne biraz zaman geçti. İhsan Süreyya hocamız bize, üniversitemize öğretim üyeliği yaptı. Şu an bulunduğumuz İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığını yürüttü. Beraber çalışma fırsatımız oldu. Elhamdülillah, hamdolsun bugünleri gösterene. Profesör Doktor Yasin Aktay'da yaptığı konuşmada genç bir öğrenci olarak Profesör Doktor Sırma'nın kitaplarını nasıl edindiklerini ve bundan dolayı duydukları heyecanı anlattı. 15 yıl önce Siirt'te bir üniversiteyi hayal edemediklerini belirten Profesör Doktor Aktay şöyle dedi. Üniversiteleri kurmak bir açıdan Türkiye'nin ekonomisi için eskiden o kadar kolay değildi. Elhamdülillah Allah bize ekonomimiz açısından bunu yapılabilir hale getirdi ve yapıldı. Ama bu emin olun yine ve daha düne kadar hayal edemeyeceğimiz, Türkiye'nin her tarafında çok güzel üniversiteler kuruldu. Ama bugün içinde böyle bir üniversiteyi geçmişte şöyle bir 15 yıl öncesine gittiğimiz zaman hayal bile edemiyorduk. Bugün Siirt'imizin çok güzel bir üniversitesi var, tam teşekküllü bir üniversitesi var. Herhangi bir Batı Üniversitesi'nde, Merkez Üniversitesi'nde, Merkez İstanbul, Ankara, İzmir'de bulunan üniversitelerin en azından yapısal anlamda sahip olduğu her şeye sahip bir üniversite, tam teşekküllü bir üniversitemiz var. Tıp fakültemiz kuruldu. Çok güzel bir veterinerlik fakültemiz var. Türkiye'nin en önemli veterinerlik fakülteleri arasına yer alıyor. Ama emin olun işin, yine bunlar işin kolay kısmı. En zor kısmı üniversiteleri gerçekten nitelikli insanlarla, marka insanlarla doldurmak. O marka insanlarla özdeşleştirebilmek. Bu itibarla bakıldığı zaman Sayın Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma'mızın bu üniversitede 7 yıl gibi bir süre öğretim üyeliği yapmış olması bu üniversiteyi esas üniversite kılan önemli konulardan bir tanesi. Üniversite, gerçi bugün Allah'a çok şükür üniversitemizde çok çok değerli hocalar, birbirinden değerli hocalar dünya literatürüne önemli katkılar, bırakınız Türkiye literatürüne, dünya literatürüne önemli katkılar yapmaktadırlar. Büyük bir sevinçle zaman zaman duyuyorum. Çok önemli uluslararası dergilerde, kitaplarda Siirt Üniversitesi'nden bazı hocaların yayınları çıkıyor. Bu esas gurur duyulacak olan ve esas işte üniversitemiz teşekkür ediyor dedirtecek olan şey bu. İhsan Süreyya Sırma hocamız tabii ayrı bir hikayedir, ayrı bir vakadır yani bizim açımızdan. Gençliğimizde kitaplarını ben Siirt İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz zaman Cemalettin hocamız da burada. Biz onun kitaplarını beyan yayınları arasından çıkıyordu. Küçük kitaplar olarak İslami Tebliğ Mekke dönemi, İslami Tebliğ Medine dönemi,
gibi kitaplar Osmanlı Devleti'nin yıkılışında Yemen isyanları düşünce yayınları arasında çıkmıştı o zaman. O kitapları yayın evlerinden ödemeli olarak sipariş edip geldiğinde büyük bir heyecanla kendi aramızda paylaşıyorduk, okuyorduk ve aramızda da tartışıyorduk o kitapları. Yani sadece okumakla kalmıyorduk. Yani kitaba ulaşımın çok zor olduğu zamanlarda değerli öğrenci kardeşlerim bunu yapıyorduk. Bizim de böyle bir hikayemiz var. Hocamızın bir yazarlık, hani İsmet Özel'in deyişiyle tahrir vazifelerini yerine getiriyordu ama biz de kıraat vazifelerimizi yerine getiriyorduk o zamanlar. Gün geldi biz de Allah'a çok şükür tahrir yapmaya başladık kendi çapımızda. Biz de bir şekilde akademiye intisap ettik ve akademide bir hocanın kıymetini inşallah takdir edecek hale geldik bir miktar. Eğer takdir edebiliyorsak. İşte bugün açılan bu müze sayın hocamızın, hocamıza duyduğumuz şükranın inşallah bir takdir ifadesi olarak yerine geçmiş olur. Aslında bunu yapmakla biz ona bir takdirde bulunmuş olmuyoruz, ona bir teşekkürde bulunmuş olmuyoruz. Aslında biz kendimize hizmet etmiş oluyoruz. Takdirde bulunan insanın değeri artar aslında biraz da. Takdirde bulunabiliyorsanız, değerini bilebiliyorsanız sizin değeriniz vardır. Onun için biz inşallah hocamızın değerini bilmeye çalışıyoruz. Yani sadece onun kitaplarını öyle müzeye koymak veya hayatıyla ilgili güzel müstesna şeyleri müzeye koyarak değil. Onun kitaplarını okuyarak, onun bugün Paris'ten de Paris'e. Bilenler biliyor, Siirt'te de bir Paris vardı biliyorsun. Orada aslında bir ironi var, o ironiyi bir görmeniz gerekiyor. Bir de Paris'teki, Pervari'den aslında ilk gittiği Paris, Siirt'in Eruh'taki Paris'tir. Ama sonradan şeye gidiyor tabii ki, Paris'e de gidiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli, en güzel hem ilahiyatçı hem tarihçilerinden birisi haline gelmiş oluyor. Tarih ilmine yaptıkları katkıları hepimiz inşallah anlamaya çalışacağız, anlamaya çalışıyoruz, tartışıyoruz. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma yaptığı konuşmada yıllar önce hayal ettiği Siirt Üniversitesi'ni görmenin ve burada görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Akşam çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Nuri Gökalp Bey aslında davetimiz üzerine üniversitemize gelmiş, konferanslar vermişti. O bakımdan biraz tutup konuşacağım. Beni bağışlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bile yani çocukları öldüğünde ağlamıştır, bu haktır. İyi ki ağlamak diye bir şey vardır. Fakat ben Allah'a çok şükrediyorum. Hep hayal ediyordum, acaba Siirt'te bir üniversite olur mu? Acaba orada bir hocalık bize düşer mi diye hayal ediyordum. Fakat Allah lütfetti. Paris dönüşü bizi Erzurum'a verdiler. 20 sene Erzurum'da kaldıktan sonra Sakarya'ya gittik. Ama Sakarya'da maalesef birkaç sene önce Türkiye'yi buhranlara sokan bir FETÖ belasıyla karşılaştık. 2 sene çalıştıktan sonra görevime son verdiler. Orada tabii maaşsız kaldım. Acaba kitaplarımı satıp öyle geçinsek olur mu diye çok uğraştım kendi nefsimle. Ama bir türlü gönlüm razı olmadı. Allah razı olsun, hanım da bir şey istemedi. O kitapları satmak, onunla ekmek parası bulmak içimden gelmiyordu doğrusu. Onları sakladım. Sonra Viyana'ya gittik. Viyana'da Rabbim başka bir kapı açtı. Orada hocalık yaptık. Orada da birçok kitap aldım. Türkiye'ye geldim. Sonra benim memleketime istediler. Buraya geldik. Hoca arkadaşlarla çok güzel günler geçirdik. O maaşsız olduğum günlerde yurt dışı
konferanslarda verilen bir iki tane objeyi satmak istedim ama içim el vermedi. Onları demek ki bugünkü müzemize hediye etmek nasipmiş. Ben onları size şimdi göstereceğim inşallah. Birincisi Hicret'in 1400. yılında Katar'da uluslararası bir konferans oldu. Türkiye'den de sadece bu fakir katılmıştı. Orada bana biraz altın kaplama bir saat verdiler. Ben o saati sakladım. Demek ki bizim müzeye nasipmiş. Ayrıca yine Arabistan'da katıldığım bir tarih konferansında yine bir altın verdiler. O altını da saklamışım, satmamışım. İyi ki öyle olmamış. Yemen'e gittim. Benim çalışmalarımın çoğu Yemen üzerine. Orada da böyle bir altın verdiler. Ben onları sakladım. Kolay günler değil tabii. Fakat Mevlam Rezzak-ı Alem'dir. Rızk için gam çekemem. Kul yaratmış, rızk da vermiş. Rızksız kul yaratmaz ya diyor İbrahim Hakkı hemşerimiz. Allah rahmet eylesin. Allah bize burada bir kapı açtı. Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Siirt 6. Kitap Fuarı vesilesiyle hocamla telefonla muhabbet etmiştik. Yüz yüze tanışma fırsatı buldum. İyi ki tanışmışım. İsterim ki bütün Siirt'in bütün çocukları, bütün gençleri hocamla tanışsın, konuşsun, onu tanısınlar. Tabii yüz yüze bu imkan olmayacak ama hocamın onlarca eserleri var. İnşallah tanırlar. Çok mutlu oldum. Tabii burada bugün Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma. Tabii ilim adamı çok kolay yetişmiyor. Hepimiz Siirt'i anlatırken medeniyetler kenti, kültür kenti, eğitim kenti, medreseler kenti, evliyalar şehri, medeniyetimizin bütün izlerini taşıyor. Çok büyük alimler, çok büyük insanlar yetişmiş. Burada ilim tahsil etmiş, tahsil ettirmiş. İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Sultan Memdur, niceleri ve nice alimler burada hala ilim tahsil ediyor, tedris ediyor. İhsan Süreyya Sırma'mız onlardan bir tanesi. Tabii hocamla muhabbet ederken pervari Siirt'e 80 kilometre bu yolu yaya yürümesinden bahsettiler. Bir sevda, bir aşk, Allah aşkı, ilim aşkı, vatan aşkı, millet aşkı, insan sevgisi, insan aşkı, onu hocamızla görüyoruz. İnşallah Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin. Ve bir haftadır sadece tanışma fırsatı bulmadık. Aynı zamanda hal ilmiyle bize ilim tahsil ettiriyor. O ilminin tevazusunu, edebini şahsında, sıfatında, edasında görüyoruz. Ben çok istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii bizle hocamızdan burada Siirt Üniversitesi ile gurur duyuyoruz. Bugün 17 bin üzerinde öğrencisi. Hocam 7 sene bu üniversitede çileli bir hayat. 7 sene burada hizmet etti. Siirt Üniversitesi'nde hizmet etti. Kuruluşunda İlahiyat Fakültesi'nde hizmet etti. Bu gerçekten Yasin hocamızın da dediği gibi Siirt Üniversitesi'nde çok büyük bir değer katmıştır. Şimdi lütfettiler İhsan Süreyya Sırma Müzesi ve sergilerini, eserlerini Siirt Üniversitesi'ne, kütüphanesini ve kendisine hediye edilen objeleri bu müzeye, bu sergiye Siirt Üniversitesi'ne bağışladılar. Kendilerine müteşekkiriz, çok teşekkür ederiz. Yalnız bana eşim sorsaydı kitaplar mı, ben mi, ben kesin olarak sen derdim. Bu
Bu da farkımız, o da sizin yüceliğiniz. Ben burada bulunmakta, bu vesileyle sizlerle bulunmaktan çok mutluyum. Sayın Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır burada olduğu için. Eserlerini Siirtlilere, Siirt Üniversitesi'ne, Türkiye'ye, Siirt Üniversitesi'ne bağışladığı için, gençlere bağışladığı için müteşekkiriz. Bu İhsan Süreyya Sırma müzesi ve sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizlere en derin saygılarımı sunuyorum. Konuşmaların ardından kütüphane ve müzenin açılışı yapıldı ve gezildi. Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı General Uğur Ertekin, bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı. Bir de paralarımı böyle diyalara verdim. Bunlar bir örnek. Ayrıca sağlıksa bir de bundan verdim. Eskiden bu şekilde kontrollerimiz var mı hocam? Çalışmalarınızda gittiğiniz yerlerden tabii. Bütün onlar var. Arşiviniz var mı? Vardır. Çoğunu da buraya verdim. Tamam.